Sörf deneyimleyeceğim bu videoda. Fermuarı arkaya gelecek şekilde giyeceğiz kıyafeti. Giyinmeye gidiyorum ben. Evet arkadaşlar. Şu anda kendimi balık gibi hissediyorum. Korkacak bir şey var mı? Hiç de bile. Özgüven yüklüyorum şu anda kendime arkadaşlar. Taşıma olayını göstereceğim. Rüzgarı arkamıza, sırtımıza alıyoruz. Rüzgar bugün tam arkadan esiyor. Şunun adı direk, bomba, gaz ve frenimiz. Sörf yolculuğu başlıyor arkadaşlar. Merhabalar, ben Hasan Basri Budak, namı diğer gezgin. Yolun önüme çıkardıklarını sizinle paylaşmaya devam ediyorum. Yol beni Alaçatı'ya getirdi. Alaçatı deyince akla tabii ki sörf geliyor arkadaşlar. Sörf deneyimleyeceğim bu videoda. Bakalım ne gibi bir deneyim olacak? Açıkçası ilk defa Alaçatı'ya yıllardır gelir giderim ama bir türlü sörf yapmamıştım. Bu video sayesinde ilk defa sörf yapacağım. Bakalım sörfte başıma neler gelecek? Açıkçası ben de merak ediyorum. İnşallah bir tarafımı sakatlamam. Şimdi Mayga'dayız. Mayga Alaçatı'da bir sörf okulu. Sörf okuluna gelindiği zaman neler yaşıyor buradaki öğrenciler? Sörf yapmak isteyenler için aslında bir bilgilendirme videosu olacak bir yandan. Şimdi Mayga'ya bir giriş yapalım. Bakalım nasıl bir süreç bizi bekliyor. Bütün süreci sizinle paylaşmaya çalışacağım elimden geldiğince. Hadi şimdi içeri giriş yapıyoruz. Arkadaşlar Bekir Bey ile buluştum. Bekir Bey güler yüzüyle karşıladı bizi. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi bir sörf meraklısı, sörf öğrenmek isteyen bir birey ne gibi bir süreçten geçiyor? Bunu dostlarımla paylaşmak istiyorum. Aslında çok basit. Evet. Önce basit demekle başlayalım. Hı hı. 5 seanslık, 5 kere suya çıkmakla windsurf öğrenebiliyoruz. Rüzgar sörfü. Rüzgar sörfü öğrenebiliyoruz. Size de şimdi aynı dersi vereceğiz zaten. Harika. Bir günde 2 kere çıkabiliyoruz. O yüzden iyice kısaldı. 2,5 günde derslerimiz tamamlanıyor. Harika. 2,5 günde o zaman bir rüzgar sörfü yapabilecek basit kıvama gelebiliyoruz. Evet, ilk dersimiz, yani ilk bölümümüzü, basit olan bölümü geçiyoruz. Her iki tarafa da dönüşlerimizi, gittiğimiz noktaya tekrar geri gelmeyi öğreniyoruz. Bu da bize başlangıçta ne yapacağımızı, bu işten zevk alıp almayacağımızı, her şeyle ilgili bilgi veriyor. Bununla ilgili peki hava koşulları önemli tabii çok ki önemli. Değil mi? Alaçatı bu iş için en uygun bölge sanıyorum. Evet, aynen öyle. Rüzgarımız çok uygun bunun için. Denizi de biraz önce gösterdim size de. Deniz de çok sığ. Rüzgar sadece Poyraz'dan ve Lodos'tan esiyor. Böylelikle biz de karşıya gidip gelebiliyoruz. Çok uygun bir yer. O yüzden burada yapıyoruz hepimiz. Peki bunun için fiziksel bir özellik gerekiyor mu? Ayrı bir özellik gerekiyor mu? Şu kişiler yapamaz, bu kişilerin yapması daha uygun diyebileceğimiz bir kriter var mı? 99 yıldan beri buradayım. Herkes windsurf öğrendi. Bu çok böyle kondisyona ihtiyaç duymayan, bugün hani bir basket maçını ya da herhangi bir futbol halı saha maçını çıkarabilmek için biraz kondisyon gerekir. Ama windsurf derslerini alırken öyle bir kondisyona çok ihtiyacımız yok. Herkes windsurf yapabilir, çok rahat oluyor. Şimdi arkadaşlar, ilk girdiğiniz andan itibaren resepsiyonda, yani bulunduğumuz bölgede sizi karşılıyorlar. Sonra kayıt işlemleri başladıktan sonra... Sizi bir hocayla tanıştıracağım şimdi. Tamam, harika. Hocanız sizi bundan sonra yönlendiriyor. Yönlendirecek. Elbiselerinizi, ayakkabılarınızı veriyor. O size uygun ve havaya uygun ekipman seçiyor. Harika. Hatta sizi hemen İbrahim hocayla tanıştırayım. Harika. Direkt suya gidelim. Merhabalar. İbrahim, ben memnun oldum. Memnun oldum. İbrahim Bey bana bütün detayları anlatacak. Tabii öncelikle ekipmanı bir tanıtalım dostlarımıza. Özel dışarıdan bir kıyafet almamıza gerek yok. Bütün her şeyi siz temin ediyorsunuz. Tabii ki de. Hani dersten sonrasında bir havlunuz olursa, yedek bir deniz şortunuz olursa yeterli olur. Evet. Harika. Aynen. Şimdi arkadaşlar ekipmanları kuşanmak için içeri gidiyoruz. Buyurun. Hadi. Şimdi wet desk dediğimiz bölümdeyiz. Kıyafet bölümü. Kıyafetlerin olduğu, sörf için kıyafetlerimiz var, ayakkabılarımız var. Harika. Size şimdi medium. Medium. Sizin tamam. Sizin için iyidir.
Ayak tabii. Numaranız nedir? 40-41. 40-41. Şimdi fermuar arkaya gelecek şekilde giyeceğiz kıyafeti. Giyinmeye gidiyorum ben. Evet, ayakkabılarınız. Buyurun, hatta ben arkadaşlar, de eşlik sizi. Birazdan sörf kıyafetleriyle birlikte karşınızda olacağım. Bekleyin. Evet arkadaşlar, şu anda kendimi balık gibi hissediyorum. İlk defa deneyimliyorum bu arada, az önce de söylediğim gibi. Süper. Zorlanacak mıyım? Yani o tamamen size bağlı. Ben elimden geleni yapacağım. Şimdi İbrahim Hocam, burası malzemeler, teknik malzemelerin olduğu bölüm. Bütün hepsi standart mı yoksa? Tabii ki de değişiklik gösteriyor. Yani şimdi yelkenler bir kere rüzgar faktörü var. Kişinin işte kilo faktörü var, boy faktörü var. Bir metrekareden eğitim yelkenlerimiz 4,5 metrekareye kadar gidiyor. Gidiyor. Bana uygun olan hangisi? Size uygun olan sizin kondisyon durumu nasıl? Yani. Sporla aramız nasıl? Sporla ara var ama tabii çekimlerden yani, dolayı çok fazla yoğun bir şekilde yapamıyorum son bir yıldır. Yani sizi çok yormadan zaten rüzgar da aslında tatlı. Öyle hani süper. Tam eğitim için harika bir hava var. Yani bir tarafımı sakatlayacak mıyım? Hayır tabii. Korkacak bir şey var mı? Hiç de bile. Yani denize düşüyoruz. Özgüven yüklüyorum şu anda kendime arkadaşlar. Bordlara gelirsek, bordlarda hani standart yetişkinler için 220 litre yani hacim olarak düşünün. 220 litre bordlarımız var. Yetişkinler için standart bordlar onlar. Harika. Yani her yetişkine aynı bordu veriyoruz. 2,5 metrekare vereceğim yelkeninizi. Tamam. Başıma olayını göstereceğim. Şimdi ilk olarak rüzgarı arkamıza, sırtımıza alıyoruz. Rüzgar bugün tam arkadan esiyor. Hı hı. Rüzgarı sırtımıza aldık. Detayları sonra vereceğim. Şunun adı direk. Direk. Direk, direksiyonumuz, bomba, gaz ve frenimiz. Rüzgar arkamızda. Direk her zaman rüzgarın estiği yöne bakmalı. Bir elimi bombaya omuz genişliğinde açık, bir elimde direğe omuz genişliğinde açık. Atıyorum. 90 derece. Aha, yelken yere paralel. Rüzgarı sırtıma aldım. Rüzgara dönmeden devam ediyorum. Eğer dönersem sert havalarda özellikle yelkeni üstüme tehlikeli gönderir. Olabilir. Evet. Eller ters oldu. Sol bombada, sol bombada, sol el bombada. Bunda. Evet, sağ el direkte. Süper. Başımızı yönümüze çevirdik. Sahile doğru ilerleyelim. Güzel. Ben de bordunuzu alıyorum. Geliyorum. Şimdi ilk olarak ben size ekipmanı tanıtacağım. Dar ve sivri tarafı ön tarafı. Daha oval geniş tarafı arka tarafı. Tamam. Bordumuzun görünen yüzeyi ve bordumuzun denizdeki yüzeyi, görmediğimiz yüzeyi. Burası suyun altında kalan bölüm değil mi? Aynen, burası görmediğimiz yüzeyi. Denizdeki tarafı oluyor. Diğer tarafı gördüğümüz yüzeyi. Şu kısa olan, bıçak gibi olan şeyin adı fin. 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 İşlevi olayı nedir? İşlevi olayı nedir? Bordumuzun suya tutunup ilerlemesini sağlar, yönleri tayin eder. Ekipmana hız kazandırır. Yani kısaca fin küçük ama önemli bir aparat. O olmazsa sörf yapamayız. Yön veremeyiz. Anladım. Aynen öyle. Yani sörf sadece bir tahtadan ibaret. Sörf tahtasından ibaret değil. Şu salmanın topuzu arkaya doğru çektiğimizde bu da salmamız. He. Salmamız. Şimdi hani bir finle bitmiyor. Salma da var. Bizim seviyemizde çok önemli bir aparat. Dengede kalmamızı sağlayacak. Nedir olayı? İşlevi, evet doğru. İlk şey daha dengeli sörf yapmamızı sağlıyor. Üçüncü derste rüzgarın üstüne yaptığımız bir seyir var. O seyirde çok ihtiyacımız var. Ve rüzgarın altına sürüklenme riskini azaltıyor. Normalde profesyoneller bu detaya gerek duymuyor. Yani profesyonel bordlar zaten artık salma olayı kalkıyor. Kalkıyor. Hacim olarak bordlar küçülüyor. Ayaklıklı falan daha hızlı
daha oynak, kıvrak bordlara dönüş. Süper. Üç ana parçadan oluşuyor yelkenimiz. Direksiyonumuz, hı-hı, bomba, gaz ve frenimiz, şu komple yelkenimiz, çekme ipi, adı üstünde sudaki yelkeni çekme ipinin yardımıyla sudan dışarıya çekiyoruz ve direk dibi. Bir yuva var, bir tuş var, bir yuva var, bir tuş var. Geldik birleştirme olayına. Bunun adı da power joint. Mavsallı diyoruz. Yelken ve bordu birbirine bağlayan küçük aparatımız. Ne yapıyoruz şimdi? Çok pardon. Sanıyorum bu olmadan yelkeni tahtaya sabitleyemiyoruz. Evet. Burası da power joint kasamız. Somuna göre bir vida var. Yuvaya oturtuyorum, ortalıyorum. Buradan alt taraftan saat yönünde iyice sıkıyorum. Bordum rüzgarın estiği yöne 90 derecelik bir açı aldı. Yelkenim de bordumun rüzgar altında. Yani direğim power joint'e dik olarak konumlandı. Ben neredeyim? Direk dibine yakınım. Şu kauçuk bir malzeme. Eğebiliyoruz. Yuvaya oturtuyorum. Tuşa basılı şekilde iktirdim. Tuşun attığını gördüm. Klik sesini duydum. Olay tamam. Rüzgar hangi yönden estiğini en basit bayraklara bakarak anlıyoruz. Bayrağın dalgalandığı taraf rüzgar altı oluyor. Direğin olduğu taraf rüzgar üstü oluyor. Rüzgar üstü, rüzgar altı nedir derseniz rüzgar üstü rüzgarın bize geldiği yön. Rüzgar altı da bizden sonra akıp gittiği yön. Yani rüzgar üstü bugün burası. Bu taraf. Rüzgar altı da. Rüzgar altı bu taraf. Burası. Koyu renk alanlardan sakınıyoruz. Ben zaten yanınızdayım. Hani onlar yosunlar olabilir, taşlıklar olabilir. Taşlıklar sıkıntı. Onlardan sakınıyoruz. Rüzgarı sırtımıza aldık. Denizde olduğumuzu düşünelim artık. Evet. Bordumuz rüzgarın estiği yöne 90 derecelik bir açı aldı, ayarlandı. Yelkenin bakınca bordumun rüzgar altında. Ekipmana bakınca ne görüyoruz? Bir T görüyoruz. Evet. Doğru mu? Şimdi. Kendimi direğe ortalıyorum. Denizde olduğumuzu düşünelim dedik. Elleri şöyle borda bir omuz genişliğinden biraz daha açık şekilde koydum, konumlandırdım. Kolların yardımıyla, bacaklarla da sıçrayarak dizlerimle bordumun üzerindeyim. Şuradan bir yerden bir denge alarak, denge kurarak ayağa kalkıyorum. Başlamadan şunları belirtmek isterim. Bizde sağ sol terimleri yok. Ön taraf, arka taraf diye ayırıyoruz. Bordun önüne yakın olan tarafımız ön kolumuz, ön bacağımız. Arkaya yakın olan tarafımız arka kol, arka bacağımız. Dizleri kırdım. Bel içeride, omuzları arkaya doğru alıyorum. Squat pozisyonu gibi düşünün. Çekme ipini yakaladım. Denizdeki yelkenin içi su dolu olduğu için direkt kendime çekmiyorum. Ne yapıyorum? Her zaman direğin olduğu taraftan çapraza doğru kaldırıyorum. Suyun boşalmasını sağlıyoruz. Bunu yaparsam su daha rahat ne oluyor? Tahliye oluyor. Çift el yavaş yavaş kaldırdıkça yelkeni ben de bu arada ne yaptım? Dikleştim artık. Bordumun önüne yakın olan tarafım yani ön elimi hemen bombanın altına nereye aldım? Direğe aldım. Yapmamamız gereken iki şey var bu seyirde. Ön kolu hiçbir zaman bükmüyorum. Yanlış hareket yine işin sonu devrilme. Denizde biter. Çünkü denge kaybı yaşıyoruz. Ön kolumuz her zaman dik ve öne de eğilmiyoruz. Bunu da yaparsak bütün ağırlık yük nerede? Omurgada. Ön kolda. Omurgaya yüklenmemek için eğilmiyoruz. Dengeyi kaybetmemek için de ön kolu hep dik tutuyoruz. Evet. Aynen öyle. Gaz verme olayına geldik. Gaz vermek dediğimizde yelkenimize rüzgarı doldurmak oluyor. Tamam. Nasıl yapıldığını göstereceğim. Evet. Şu arka elimizi direkten bir iki yumruk boşluk bırakarak şuraya bir yere alıyoruz. Hafif göğsümüze doğru çekiyoruz. Yani ne yapıyorum? Arka kolumu hafif göğsüme doğru çekiyorum, kapatıyorum. Bunu yaptığımda tatlı zorlamayı hissettiğimde kalıyorum. Zaten bordumuzun kaydığını da göreceğiz. Nasıl gaz vermek? Bu gaz vermek. Evet, nasıl fren yapıyorum? Rüzgarı boşaltıyorum. Yani çekmiyorum. Düşüşler olacak ama denize düşüyoruz. Hani korkmayın. Yapmamamız gereken birkaç detay var. Detay var aynen. Arkaya düşüşlerde yelkenle birlikte düşmemeye özen gösterelim. Öne düşüşlerde de
yelken üstüne atlamayalım. Yırtılır. Sörf yolculuğu başlıyor arkadaşlar. Şu dakika itibariyle artık hava çekimleri başlıyor. Ben mikrofonu bırakıyorum ve Okan söz sende. İbrahim Hocam, gelecek evet. Vaat ediyor muyum? Kesinlikle ediyorsunuz. Şimdi kamera karşısındayız diye değil ama gerçekleri konuşalım yani. Gerçekleri konuşuyorum. Hani bir iki ders sonra. Bir iki ders değil de hani beş dersin beş sonunda ders sonra. Artık koyun içinde güzel güzel rahat rahat gezmeye başlarsınız. Şöyle söyleyeyim, deneyimim, izlenimlerimi takipçilerimle paylaşmam gerekirse arkadaşlar, önce yapamayacağımı düşündüm. Çünkü denge çok önemli bu sporda. Evet. Eğer kafanız doluysa o dengeyi yakalayamıyorsunuz. Bir kere kafanızı boşaltmanız lazım. Eğer zihninizi boşaltmak, eğer dingin bir denge haline gelmek istiyorsanız bu spor bunun için de önemli bir araç. Kesinlikle iç dengeyi, huzuru, kesinlikle. Zihni inanılmaz derecede eğitici bir spor aynı zamanda. Aynen öyle. İbrahim Hoca'nın da dediği gibi 5-6 ders sonra belki daha açıklara açılabilirim. Ama ben bu sporu sevdim arkadaşlar. Sanıyorum devamını getireceğim. Ben çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Çok memnun oldum. Ben de aynı şekilde. Görüşmek üzere. Arkadaşlar ben birazdan kıyafetlerimi değiştirdikten sonra buradan keyifli bir şekilde yola revan olacağım. Yolun önüme çıkardığı hikayeleri sizinle paylaşmaya devam ediyorum. Bakalım bir sonraki yolculuğumuzda, bir sonraki videomuzda yol önüme nasıl bir deneyim çıkartacak, nasıl bir hikaye çıkartacak açıkçası ben de bilmiyorum. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşça kalın. Kanala abone olarak bütün videolardan anında haberdar olabilirsiniz.